Merhaba bugün 18 Kasım 2018. Bugün tüm dünya marketlerinin büyüklükleri nasıl sırayla ve en büyük marketler nerelerde? Bu bize nasıl etki eder onu göreceğiz. Yani büyük olan marketlerin yönü. Tabii küçük marketleri de etkiler. Küçük market derken, market derken ne demek istiyorum? Borsayı söylüyorum. Evet şimdi... Bu 2017'de yapılmış bir çalışma. En para olarak en büyük 20 borsanın sıralanışı. İlk başta gördüğünüz gibi Amerika, daha sonra Londra. Bu tarihsel değişmeler göstermiştir tabi. Türkiye gördüğünüz gibi ilk 20'ye girememiş. Yaş olarak da en eski, ilginç bir bilgi. En eski borsa 431 yaşında Frankfurt borsası. New York borsası 224 yaşında. Ama büyüklük olarak baktığımızda New York borsası 19 trilyon dolar. Yani 19.223 milyar dolar büyüklüğe sahip. 2017 itibariyle bunun değiştiğini göreceğiz sonra. Amerika'da diğer bir borsa, borsa Nasdaq borsası bu 6831 milyar dolar değerinde. Daha sonra Londra borsası 6 milyar 6 trilyon değerinde. Tokyo 4.4 trilyon, Şangay, Hong Kong, Euronext Avrupa tabanlı, Amsterdam tabanlı bir borsa. Toronto Kanada borsası, Shenzhen, Frankfurt borsası, İlk 10 sırada bu. Ondan sonra Bombay yani Hindistan borsası geliyor. Bombay de Asya'da kurulan en eski borsalardan sayılabilir. Daha sonra diğer borsaları görüyorsun. En sonda Brezilya borsası. Brezilya borsası gördüğünüz gibi. Tabi Türkiye'den büyük Brezilya borsası bu sıralamaya göre. Bu 2018 Nisan'da yapılmış bir çalışma. Bu çalışmada New York Stock Exchange'in 23 trilyon dolar değerine çıktığını görüyoruz. Nasdaq borsasının 10 milyar dolar, Japonya'nın 6 milyar dolar gibi değerlere çıktığını görüyoruz. Sıralama değişmiş tabi. Çin 3,5 milyar dolar olmuş. Burada 2,2 milyar dolardı 2017'de. Şimdi Türkiye'nin büyüklüğüne bakarsak 220 milyar dolar. Ben önceki söylediğim rakamlar trilyon dolardı. İlk 20'dekilerin hepsi trilyon dolar. Bizim sadece milyon dolar büyüklüğü. Yani bizim borsa sığ bir borsa, manipülasyona açık, kolay hisselerin manipüle edileceği bir borsada denebilir bir anlamda. Tabii o kadar da kolay değil ama o eğilimi var New York borsasına göre. Tek hisselerin manipülasyonu daha kolaydır. Tekrar bu Dünya Bankası'nın bir istatistiği. Dünya Bankası'nın yaptığı veri araştırmaya göre de Amerika 32 trilyon dolar değerinde borsaları. Fransa 2.7 trilyon dolar. Çin 8.7 trilyon dolar. Japonya 6 trilyon dolar. Almanya 2.2 trilyon dolar. Kanada da 2.3 trilyon dolar. Burada da renklerin anlamını görüyorsunuz. Bundan dolayı her hafta yaptığım analizlerde büyük marketleri yani büyük pazarları, büyük borsaları ilk başta analiz edip bunun etkilerinin Türkiye borsasına ne olduğunu araştırmak çok önemli. Bunun için bu analizlerimi haftalık hep yapıyorum. Bu bir eğitim videosuydu. Var olan bir veriyi göstermek için size daha açık bir şekilde göstermek, anlatabilmek için. Evet, bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz, iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.